Merhabalar. Bugün Fenerbahçe Kalamış'ta bir projemiz için burada bir araya geldik. Daha önce de böyle bir projemizde baştan sona bir video ile hep anlatmak istiyorduk. Genel olarak evimiz 4+2 çatı dubleksi bir evimiz. Evimizde Vildan Aran ve Hakan Aran çifti kalıyor. Gelip burayı gördük. Dedik ki burayı yapmamız lazım. Bu evde tavanlarımız çok yüksek değil. Işık alım şeyi çok yüksek değil. Ama yani manzarası, konumu... Yani aslında çok böyle hani işte batı güneşi alıyor. Çok sahile yakın. Önü açık, önünü kapayan hiçbir şey yok. Ama ona rağmen karanlık bir ev. Şu andaki haliyle evet, biz yaparsak çok daha ışığı arttıracağız diye düşünüyoruz. Evden kısaca bahsetmek gerekirse girişimiz çok büyük, geniş bir hol. Bunun tam esasen, böyle 90'lar evi, kocaman salonlu şey, koridorlar. Evet, ev zaten yapılım tarihi olarak da. Çok mu iyi diyorum acaba? Biraz böyle kalıplaşmış cümlelere takılmaya çalışıyorsun. Doğal ol. Biraz daha viski ister misin? Bu girişin devamında solda bir mutfağımız var. Sağda 3+1 odayla 4 odamız var. Sol tarafta da salonumuz var. Büyük, geniş bir salon Gülşah'cığım. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Daha önce konuşmuştuk zaten. Çok geniş bir salon ama bunu duvarlarla bölmek değil, mobilyalarla sınırlarını çizmek istiyoruz. Buraya bizim bir oturma alanı. Güzel bir şöminemiz var. Bunu ön planda tutmamız lazım. Ve yemek bölümümüz var. Bunu mobilyalarla bölmemiz lazım. Çünkü evin zaten yüksekliği fazla olmadığı için duvarla bölemeyeceğimizi düşünüyoruz. Ne dersin? Neye ne dersin? Anlamadım. Dinlemedim ki. Dinledim de neye ne dersin? Beni niye dinlemiyorsun? Dinledim. Tamam. Evet. Gerçekten büyük bir salon ama hani sınırları çizilmemiş, alanlar karakterize edilmemiş. Çok önü açık bir salon. Esasen bu salon bizim için çoğu zaman iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Yani daha önce bir kimlik kazandırmaya zorlanmamış mekanlar bizim için boş bir tuval gibi. Dolayısıyla bu boş tabloyu doldurmamız lazım. Bunun için kafamızda planlar var ama müşterimizin de istek ve arzuları önemli. Belirli saatlerinde olan harika kızılımsı bir gün batım. Bunu evin içine nasıl yansıtabiliriz Gülşah'cığım? Yani evet, sonuçta pencereden baktığımız zaman dikey çizgilerimiz var. Onları bir şekilde yansıtmak istiyoruz. Bir gün batımının bir vurucu bir etkisi var. Onu da yansıtmak istiyoruz. Geniş ama basık bir etki var. Biraz tavan yüksekliğimizde sıkıntı var. Onu kırmamız lazım. Ama yine de pencereden baktığın zaman çok güzel bir manzara var. Onu bir şekilde vurgulamamız lazım. Yani sadece koltuk koyup manzaraya arkamızı dönmek istemeyiz. Marina'ya bakan penceremizi ve onun karşısında olan duvarın gün batımıyla ilişkilendirmek gibi kafamızda çizgiler oluştu. Devam edersek salonla birleşen bir mutfağımız var. Mutfak... Evet, yine karanlık bir mutfağımız var. Evet, her projede olduğu gibi sıkıştırılan mutfaklar. Bu mutfağı biz daha aktif kullanmayı planlıyoruz. Bu mutfağın ilişkili olduğu yerler tasarımla önemli. Bir salonla bağlantısı ve yan tarafta da geniş koridorla bağlantımız var. Bunun ilişkisini ya salondan yiyeceğiz ya da koridordan yiyeceğiz. Acaba sizce nereden yiyeceğiz? Bunu merak edin istiyoruz. Arka tarafa geçecek olursak arkada dediğimiz gibi 4 tane odamız var. Böyle bir evde, böyle bir konumdaki bir evde bence... Çok iyi çalıyordu yalnız. Devam edelim mi? Salonu biraz anlattık. Şimdi arka tarafa geçersek arkada 4 tane odamız var. Bu 4 odanın birini bizce, yani bence bir soyunma odasına çevirmemiz lazım. Sonuçta böyle bizim evimizde yaşayacak insan sayısı aslında 2 kişi. Tabii ki çok fazla misafir olacağını bize bilgisini verdi Vildan Hanım ama o 2 kişiyi düşündüğümüzde bizim 4 tane yatak odasına ihtiyacımız yok. Biz bu odalardan birini soyunma odasına dönüştüreceğiz. Bu soyunma odası aynı zamanda mantıken yatak odasıyla bağlantılı olması lazım. İşlev olarak önemli bir nokta. Dolayısıyla en arkadaki odamızı yatak odasıyla bağlantı sağlayıp bir bütünlük sağlamaya çalışacağız.
üst kata geçebilir miyiz Gülşah'cığım? Üst katla ilgili düşüncelerin neler? Yani çok küçük bir merdiven var baktığımızda. Evet, çok karanlık, ince uzun bir koridordan geçiyoruz ve hiçbir ışık almıyor ve yatak odalarının önünden geçmesi bence çok doğru bir yani çizgi değil. Yani üst kata çıkmak için sonuçta üst katta bir yaşam alanı. Üst kata çıkacak insanın yatak odalarının arasından girip oradan üst kata çıkması çok mantıksız. Şöyle bir merdiven girişimiz var. Bu merdiven girişimiz bizim. Yani bu manzarada, bu marinaya karşı, bu evde, bu manzara merdivenle merdiven, yukarı çıkmak. Tabii ki de olmaz. Tabii bunun şaka 30 gibi yıl önce yapıldığını düşünürsek çok daha yadırgamamak lazım. Bunlarla ilgili zaten devamlı plan çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu burada yaşayacak müşterilerimize sunacağız. Birlikte ortak bir karar alıp en doğru şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Üst kata geçelim mi? Üst katta esasen 30 metrekareye yakın bir alanımız var ama bize göre çok doğru kullanılmamış. Bununla ilgili merdivenin konumu değişince otomatikman bazı değişimler yapacağız. Yerleşim de değişecek. Bir de şu an bir terasımız yok. Ama teras yapabilecek neyimiz var? Alanımız var. Oraya da çok girmeyelim. Sitede bazı insanlar burayı süreç içerisinde oralara açık. Oralara da girmeyelim. Eğer bir sorun olmazsa buraya bir... Ne? Ama benim konuştuklarım hep böyle müdahale edersen ben yapamam. Ne anlatacağım ben o zaman? O zaman sen söyle. Bu ne ya? Üst katta bayağı hani böyle çatı arası sıkıştırılmış, köşeye atılmış bir yaşam alanımız var. Hani Vildan Hanım'la bizim daha önce konuştuklarımızdan üst katta da gerçekten daha misafirleriyle vakit geçirebileceği bir alan isteği var. Ama bence buranın ışığı çok az. Çok küçük iki tane penceremiz var ve gereksiz büyük bir tuvaletimiz var. Tuvalet, duş denirse buna muhtemelen arka planda görüntülerde görülecektir. Bununla ilgili kafamızda tabii ki de bazı düşünceler var. Bunun önünde yani bizim üst katta bir duşa ihtiyacımız yok şu anda düşündüğümüzde. Aşağıda zaten iki tane banyomuz var. Kesinlikle. Üst katta o duş alanından feragat edip daha geniş bir yaşam alanı, teras, daha ışık alan, daha büyük pencereler. Evet. Yapıp kullanabiliriz. Vildan Hanım gelince de bunları, bu düşüncelerimizi paylaşalım isteriz. Umarız o da bu düşüncelerimizde heyecanlanır ve biz bir an önce hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Vildan Hanım da sanıyorum, evet geldi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi ortamıza alalım. Evet, biz ayağa kalkacak mıydık bilmiyorum. Merhabalar. Vallahi böyle hevesli görmek. Biz burayla ilgili düşüncelerimizi Gülşah'la anlatmaya çalışıyorduk. Evet, sizin dertlerinizi de dinlemek isteriz aslında evle ilgili. Ya bir kere sizi hevesli, üzerinde beyin fırtınası yapıyor görmek yani beni çok memnun etti. Çünkü ben tereddütlüydüm kabul edeceğinize dair bile. Az önce biz bunu konuştuk. Yani açıkçası çok istemiyorduk bir projeye daha girmeyi ama sizi tanıyınca da diyebiliriz. Ya, evi de görünce, projeyi de görünce. Böyle bir manzaraya bakan güzel bir lokasyondaki evi biz yapmak isteriz diye ya heyecanlı bir şekilde geldik. Sizdeki aynı heyecanı bana da girdiğimde bu ev yaşattı. Yani şöyle söyleyebilirim, eve girdiğim zaman ben normalde ilk mutfağa bakarım. Hani mutfağı, banyosu beni tatmin etmiyorsa o evde oturmak istemem. Ya ben şöyle kaygılarımı söyleyeyim. Birincisi evin içinde ışık az. Özellikle mutfak, evet, karanlık, hani gün ışığını biraz daha içeriye nasıl alabiliriz? İkincisi, hani geniş bir salonumuz var ama mutfağımız hani dar uzun. Orayı nasıl genişletebiliriz? Depolama alanı az. Bu benim için önemli kaygı. Hani bir taraftan bakıyorum, girişte çok geniş bir koridor var. O koridor nasıl işlevsel hale gelebilir? Nasıl tasarlanır? Yani şuna kaygım yok, eminim. Banyolar, işte dolaplar vesaire, evin içi, salonu güzel olacak. Ya yaptığımız işlerden ben bunu zaten özellikle Verde Botanik'ten, Emel'in mekanından ki o da çok titiz biri. Bir de üst kat. Üst kattan hani terası açılacağını söyledik. Oranın nasıl bir yaşam alanı yapabiliriz, nasıl orada misafir ağırlayabiliriz? Biraz şekilsiz ve çıkışı çok izbe. Ben hani çok büyük bir mucize beklemiyorum açıkçası orada. Ama hani çıktığımda en azından teras alanına geçtiğimde geçiş, misafirleri geçirebileceğim bir alan olsun.
Bir de gerek balkonlar, gerek İşimiz odalar. İşimiz de öyle bence de. Gerek odalar, gerek balkonlar hani yaşam alanı olsun. Hiçbiri birbirinden kopuk olmasın. Hepsi tasarımın bir parçası olsun. Anlattıklarınızdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki biz de aynı düşüncedeyiz. Dolayısıyla üst kattaki o darlığın esasen bize terası oraya ilave ettiğimizde çok büyük bir ferahlık katacağını, bir yaşam alanı olacağını biz düşünüyoruz. Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Kesinlikle, çünkü esasen üst kat bizim baktığımız açıdan çok küçük bir durum değil. Sadece doğru konumlandırılmamış ve doğru ışık almayan bir nokta. Doğru müdahaleyle oranın çok keyifli bir hale gelebileceğini düşünüyoruz. Bence biz olması gerektiğine dönüştürüyoruz evleri aslında bir nevi. O çok iddialı bir cümle söyledi. Ya ben açıkçası şöyle, inşallah dediğiniz gibi bir yer çıkar. Ben zaten tasarım anlamında size daha önce de söylemiştim. Hani şöyle olsun böyle olsun demek istemiyorum. Çünkü yani benim burada görebileceğim şeyler kısıtlı. Siz bir tasarım ortaya koyduktan sonra belki üzerinden hani tartışabiliriz. Bir de zaten şunu ben hissettim. Evin hiçbir şey çıkmasaydı da üst kattan, evin alt katı ve onun sahip olduğu manzara benim için kesinlikle, ama biz üst kattan da bir şeyler evet, çıkartacağız. Kesinlikle, çünkü hem mutfaktan hem üst kattan merdivenin konumunu kesinlikle heyecanlı bir şekilde doğru noktadan değiştireceğiz. Bunu inşallah konuştuk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. İyi ki tanışmışız. Yola çıktığımıza inanıyorum. Kesinlikle, biz de öyle düşünüyoruz. Yorulmak kalmam. Evet. Abi.